Güncel Bilgiler kanalından herkese iyi günler. Devlet, ağaçlandırma için finansal destek sağlamaya devam etmekte. Ancak bunun için bir proje sunulması gerekiyor. Badem yetiştiriciliği ve özel ağaçlandırma projeleri için devlet hibe sunuyor. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü tarafından ceviz fidanı ekerek ceviz yetiştiriciliği yapmak isteyen çiftçilerimize de destek sağlanıyor. Bu videomuzda ağaçlandırma teşvik desteklerini sizlere anlatacağız. Ağaçlandırma için devlet desteği nasıl alınır? Tarım ve Orman Bakanlığı ağaçlandırma için teşvik kredileri vermektedir. Devlet desteğiyle ağaçlandırılma nasıl yapılır? Kısaca ağaç dikmek için girişimciden arazi de ücretsiz olarak devletten tahsis edilince tüm verilen teşvikler için birçok girişimci başvuru yapmakta. Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü tarafından özel ağaçlandırma çalışmaları için verilen teşviklerle boş orman ve bozuk orman arazileri hazineye bağlı uygun alanlar ağaçlandırılarak yeniden ıslah edilecek. Bu amaçla yeniden kazandırılacak alan projesiyle özel ağaçlandırma çalışmalarıyla bozuk ve boş orman alanlarını canlandırma faaliyetleri meyvelerini de vermeye başladı. Bu zamana kadar yapılan özel ağaçlandırma çalışmalarıyla 80 bin hektar yeniden ıslah edilerek ormanlara kazandırıldı. Ağaçlandırmada köylere de hibe desteği veriliyor. Ceviz, badem, fıstık çamı, keçi boynuzu, kestane gibi gelir getirici türlerle gerçekleştirilen özel ağaçlandırma çalışmalarında da köy tüzel kişiliklerinin projelerine 16 milyon 826 bin lira hibe, gerçek ve tüzel kişiliklerin projelerine 948 bin 717 lira kredi tahsis edildi. Ceviz, badem, antep fıstığı ağaçlandırma için devlet destekleri ise özel ağaçlandırma projesiyle dikilecek olan ağaçlardan en çok badem ağaçları tercih ediliyor. Bunun yanında ceviz, defne, kestane, harnup, fıstık çamı, zeytin ve antep fıstığı tercih edilen gelir getirici meyve türleri de en çok tercih edilen ağaç türleri. Devlet özel ağaçlandırma projesiyle destek verdiği özel ağaçlandırılan ormanların yarısı da gelir getiren meyve ormanlarından oluşuyor. Gelir getirici meyve ormanlarından elde edilen ürünler de orman sahibine kalmakta. Bu şekilde yatırım maliyeti olmaksızın farklı alanlardan ek gelir sağlama imkanı şirketlere sunulmuş oluyor. Özel ağaçlandırmanın kredi miktarlarından da bahsedecek olursak, çok özel bir projeyi imza atan Orman Bakanlığı, devlet tarafından verilen kredi imkanlarıyla da adından söz ettiriyor. Devletin hiçbir bedel almadan tahsis ettiği bu projede fidan, arazi hazırlıkları çalışmaları, dikim, ekim bedeli ve 3 yıllık bakım giderleri 30 yıl vadeli ve sonradan ödemeli kredilerle karşılanıyor. Türkiye'de gerçek ve tüzel kişi ormanlarının yeniden canlandırılması ve orman sahibi olabilmenin yolunu ve ıslah edilmesi çalışmaları 1986 yılında çıkarılan yönetmelikle açıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan projeyle 81 bin hektar alanda özel ağaçlandırma çalışmaları bu teşvikler ve desteklerle yapılmakta. Özel ağaçlandırma projesiyle meyve ürünlerinin yetiştirilmesi ve asli orman ağaçlarının dikimi gerçekleştirilerek bu zamana kadar binlerce hektar arazi ağaçlandırılarak ormanlarımız ülkemize kazandırıldı. Bu zamana kadar dikimi yapılan milyonlarca ağaç dikimi sayesinde tüzel ve gerçek orman sahiplerinin de gelir getirecek ek bir maliyetsiz yatırım araçları ülkemize kazandırılmakta ve kazandırılmaya devam edilmektedir. Peki özel ağaçlandırma süreci nasıl işler? Özel ağaçlandırma projesi başvurusunda bulunan tüzel kişi şirketleri, ağaçlandırma yapacakları alanlar için bağlı bulundukları ticaret veya sanayi odalarından
faaliyet belgesi almaları gerekiyor. Bunun yanında tüzel kişiliğe sahip şirketlerin sahip veya ortaklarının imza sirküleri ve ana sözleşmelerini de başvuru dilekçeleriyle birlikte Orman Genel Müdürlüklerine ibraz etmeleri gerekiyor. Orman Müdürlükleri ağaçlandırma yapılacak olan saha tesislerini sonuçlandırmakta ve yapılacak olan saha ve arazilerin 1/250.000 ölçekli harita durum planları ve koordinat özet çizelgelerini ve özel ağaçlandırma izin raporunu bağlı bulundukları Orman İl Müdürlüklerine göndermektedir. Tüm bu süreçlerde saha tahsisi yapılan kişi veya kurumlara ağaçlandırma yapacakları projelerini 90 gün içinde ormancılık bürolarına onaylatmaları konusunda tebligat göndermekte ve kişi veya kurumların bu projelerini il müdürlüklerine teslim etmeleri gerektiğinin yazılı olduğu tebligatı orman müdürlüklerine ibraz etmeleri gerekiyor. Teslim edilen projeler, orman müdürlükleri tarafından 15 gün içinde arazide ve büroda incelemelerinin yapılmasının ardından onaylanan projeler orman bölge müdürlüklerine ve genel müdürlüklere gönderilmektedir. Özel ağaçlandırma sahaları yapılacak olan orman ve sahanın teslimi ise projenin bölge müdürlüğü veya genel müdürlüğe ulaşmasının ardından 15 gün içinde yapılması gerekiyor. Orman müdürlükleri tarafından projeyle ağaçlandırma yapacak kurum ve kişilere araziler ücretsiz olarak verilmekte. Proje süresinin sonuna kadar ücretsiz verilen saha, alan ve arazilerin tahsislerinin yanında hazine arazileri de 49 yıllığına ağaçlandırma yapılması için de verilmekte. Son olarak devlet desteğiyle ağaçlandırma başvurusu nasıl yapılır sorusunu da cevaplayalım. Arazi sahiplerinin arazilerinde yapılan ağaçlandırma işlemleri için arazi vergisinde de indirim kolaylığı sağlanmakta. Orman Bakanlığı tarafından proje sonuna kadar ücretsiz olarak verilen arazilerin yine proje süresinin sonuna kadar da teknik yardım imkanı da sağlanmakta. Ön etüt raporu ve projelendirme ücretsiz olarak yapılmakta. Uygulama projesindeki arazi hazırlıkları, arazinin telle çevrilmesi, fidan dikimi, fidan bedelleri, 3 yıllık bakım giderleri için düşük faizli krediler verilirken, köyde yapılan ağaçlandırma faaliyetlerinde projelerde belirtilen tutarın tamamı kadar hibe edilmektedir. Devlet destekleriyle yapılan ağaçlandırma çalışmalarını yapmak isteyen özel ve tüzel kişiliğe sahip işletmeler, başvurularına ağaçlandırma yapacakları sahanın yerini gösteren haritası, krokisiyle beraber işletme şefliğine yapmaları gerekiyor. Başvurular sahanın bulunduğu tüm orman işletme şefliği işletme müdürlüklerine veya bölge müdürlüklerine yapılmaktadır. Ayrıca E-Devlet üzerinden özel ağaçlandırma ve özel imar ihya müracaatlarınızı yapabilirsiniz. Açıklama kısmına sizin için link bıraktık. Merak ettiğiniz sorular ve cevapları için abone olmayı unutmayın.